Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisinin açılışında konuştu. Bakan Dönmez, dünya bor pazarında %63'lük paya sahip olarak lider duruma geçtik, dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyor. Açılışını yapacağımız bor karbür tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünlerde hepimizin içi buruk. Günlerce hüznü ve umudu bir arada yaşadık. Gönül isterdi ki bu büyük yatırımın açılışını daha farklı duygular içerisinde yapabilelim. Ancak 11 ilimizi vuran deprem hepimizi derinden sarstı. Acımız çok taze. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana devletimiz bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem felaketinin ilk gününden itibaren biz de çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Bundan sonra da sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Depremin ardından elektrik ve doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarındaki sıkıntıları ivedilikle giderdik hamdolsun. Elektrik ve gaz arzında an itibariyle herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Bölgedeki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yeni kurulacak bölgelerin altyapı çalışmaları için gereken hazırlıklara da başladık. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, yaşadığımız acı ve üzüntü bizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Ülkemiz için, memleketimiz için, geleceğimiz için daha fazla çalışma, daha fazla üretme, daha fazla gayret etme sorumluluğunu üstleniyoruz. Daha iyisini ortaya koymak için dünkünden daha fazla çalışacağız. Yatırımlarla, projelerle ülkemizi ihya edecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Enerji ve tabii kaynakların her alanında son 20 yılda ciddi bir ilerleme sağladık. Özellikle bor cevherinde yürüttüğümüz katma değerli ürün yaklaşımıyla bor cevherinin değerini 2000 kata kadar yükselten teknoloji ve Ar-Ge altyapısını kurduk. Bugün 100'den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz bor ihracatıyla dünya bor pazarında %63'lük paya sahip olarak lider durumuna geçtik. Geçtiğimiz yıl 2,67 milyon ton bor satışıyla kendi ihracat rekorumuzu yeniden kırdık. Ancak büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüdüğümüz bu günlerde artık bunun da bir adım ötesine geçmek arzusundayız. Türkiye yüzyılı teknolojinin, sürdürülebilirliğinin, kalkınmanın, istikrarın, bilimin ve üretimin de yüzyılı olacak inşallah. Bizler de bu vizyona uygun bir şekilde enerji ve tabii kaynaklar alanındaki adımlarımızı atıyoruz. Bor cevherinde son dönemde yüksek katma değerli uç ürün üretme çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bor karbür de bu anlayışımızın bir ürünü. Bor karbür, yüksek sıcaklığa dayanımı, sertliği, fiziksel mukavemeti, düşük yoğunluğuyla endüstriyel açıdan çok önemli bir malzeme. Savunma sanayinde, nükleerde, meteorolojide, otomotiv sektöründe ve aşınmaya dayanıklı mekanik parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Kullanıldığı sektöre ve değer zincirindeki yerine göre bor cevheri ham maddeden uç ürüne kadar değerini 2000 kata kadar katlayabilen bir maden. Bor karbür tesisinden sonra devreye alacağımız lityum karbonat ve ferrobor tesisleriyle
böylesine yüksek potansiyeli olan bir cevheri yüksek teknolojiyle işleyerek, cevheri mücevher hale getirerek ihraç etmeye başlayacağız. Bugün açılışını yapacağımız yıllık 1000 ton kapasiteye sahip bor karbür tesisiyle ülkemiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor. 4 ülke vardı bu ürünü üreten, şimdi artık 5. ülke olarak Türkiye'de var. İleri teknoloji ürünlerde kullanılan bor karbürü kendi imkanlarımızla üreterek yeni bir dönemin kapısını aralamış oluyoruz. Tesisimiz tam kapasiteyle çalışmaya başladığında 279 kişiyi istihdam edecek. Ülke ekonomisine doğrudan yıllık 35-40 milyon dolar civarında bir gelir getirecek. Bor yatırımlarımız bor karbür tesisimizde sınırlı kalmayacak. Bu yıl içerisinde 700 ton üretim kapasitesine sahip iki yeni lityum tesisimizin de temelini atmayı hedefliyoruz. Yine bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıl temelini attığımız ferrobor tesisimizi de hizmete alacağız. Diğer yandan nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Bu yıl pilot tesisimiz inşallah kısa bir süre içerisinde devreye girecek. Oradan elde edeceğimiz veriler tam kapasite çalışacak tesisimiz için referans niteliğinde olacak. Sözlerime burada son verirken bor karbür tesisimizin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yürüttüğümüz her projeye en güçlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, tesisimizin ete kemiğe bürünmesini sağlayan Eti Maden Genel Müdürümüze ve bütün çalışanlarımıza, yüklenici firmalara, ayrıca yine yerel yöneticilerimize, hakikaten bu bölgede gerek belediye başkanlarımız gerekse mülki idarenin temsilcileri de projeye başından beri destek verdiler. Yine geçmiş dönemde yöneticilik yapan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün vesilesiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza teşekkür ediyoruz.